Bu doğal bir olay. Yani sizin öngöremediğiniz bir olay ki ismi afat oluyor. Yani afet oluyor. Tabii ki şehirdeki altyapı bu afetin şehre olan etkisini değiştirebilir. Ama şehirde mevcutta zaten o manada her türlü altyapı proje hem bizim bakanlığımız birimlerince hem belediyelerce hem valiliklerce yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kritik bilgiler verdi. Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşananlar için felaket dedi. Bu yağışların olmasının sebebi açıkçası iklim değişikliği sebebiyle. Yani bu beklenen bir şey değil. Bugüne kadar ki böyle bir durum yoktu. Yani buna şimdi gelişmiş ülkede, Avrupa'da, Amerika'da, Fransa'da böyle bir hazırlık var mı? Orada da bakıyorsunuz en gelişmiş ülke dediğiniz Amerika'da her yer seller içerisinde. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum iklim değişikliğine vurgu yaptı. Şu an bu işte buradaki altyapı yetersizliği, şehrin yetersizliğinden kaynaklı bir sorun değil. Siz sonuçta eylem planı hazırlasanız da şehirlerin altyapısını buna göre de hazırlasanız bu bir afetse eğer şehir bundan etkilenir. Önemli olan en az etkilenmesi. Bakan kurumun gündeminde imar barışı da vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı son rakamları paylaştı. İmar barışında 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş. 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiş. 31 Ekim'e kadar biliyorsunuz başvurusu var. 31 Aralık'a kadar da ödeme son. 2017 sonrasında yapılan kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi biz yapıp İçişleri Bakanlığımıza, valiliklerimize bildiriyoruz ve bunların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız. Ve Kanal İstanbul projesi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gerekli ihalelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi. İleride bu 4-5 katlı da belki bize az gelecek. Gelişmekle alakalı. Biz gelişiyoruz. Bu gelişmenin göstergesi. Ya daha yataya, villalara gideceğiz, hızlı trenle geleceğiz. Bunların hepsini göreceğiz, yaşayacağız inşallah. Çıkalım. Çıkalım.